vücutlarımıza çok dikkat edeceğiz. Sünnet seni, al sana sünnet. En büyük sünnet. Az konuş. Hacetsiz konuşma. Zaruret olacak, zaruret. İşte onu anlıyorum. Lokman-ı Hakim, hakim işte hikmet sahibi. Hikmet ne demek? İsabetli iş yapıyor. Yani Davud Aleyhisselam'ı işte gördü, zırh yapıyor. O zamana kadar da bu zırh sanatını kimse yapmıyor, biliyorsunuz. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصَنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُونَ diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani zırh sanatını Davud'a öğrettik aleyhissalatü vesselam. O zamana kadar zırh diye bir şey, harpte zırh giyinecek elbise demirden, çelikten kimse yapmıyor, bilmiyor. E şimdi ilginç değil mi? Demirden, o tabii hamur gibi yoğuruyordu demiri. Yapıyor bir şey. Bu şimdi neye yarar, neye yaramaz? Lokman-ı Hakim de orada bakıyor. Bakarken bunu neye yapıyorsun, neye yarayacak bu, ne işe kullanılacak demek geldiği içinden. İşte hikmet sahibi olduğu için hemen kendi kendine dedi ki seni alakadar ediyor mu dedi, düşünüyor. Seni alakadar eden bir şey var mı dedi burada şimdi. Kendi kendine dedi ki yok. Biz seni böyle bir şey düşünür müyüz? Biz düşünene kadar 50 kere konuşuruz zaten. Ne düşüneceğim yani? Dedi ki bu seni ilgilendiren bir şey var mı? Dedi yok. Kendi kendine diyor. O zaman sorma. Fuzuli konuşmadı. Oturdu zikrine devam et. Zırhı bitirdi. Davud Aleyhisselam üzerine giyindi. Ne dedi? Ni'meli basül harp. Ne güzel harp elbisesi dedi. Deyince Lokman Hekim ne dedi? Sorsaydım fuzuli olacaktı. Nasıl olsa kendi beyan etti. Biraz bekleyince çıktı meydana. Anlıyor musun? Bilmiyorum ne anladınız yani. Bu noktalarda o kadar hataya düşüyoruz ki bir fuzuli soru yüzünden başımıza öyle çoraplar örüyoruz ki karşı tarafın neler düşünmesine, yanlış anlamalarına sebebiyet veriyoruz ki ah ah ah. Sükûtül lisan, selâmetül insan demiş ya. Boşuna dememiş büyükler. Atasözü gibi bir şey olmuş. Hadis-i şeriften alınmıştım. Hemen samette nece. Susan kurtulur hadis-i şerifine dayanıyor da. İnsanın sükûtu, selâmeti, dilinin sükûtundadır.